vesaire. Onun üstüne örtecek başka bir şey bulamadın mı bu televizyon örtüsünü kullanıyorsun? Ne o? Televizyon örtüsü de değil bu. Banyo lifi. Uyuyor mu bebiş? Bebiş uyuyormuş arkadaşlar. Fazla ses yapmayalım. Hadi bebiş uyusun. Ben şimdi niye geldim buraya biliyor musun? Merhaba de önce bir arkadaşlara. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Nereye gidiyorsun? Bir yere gitme. Ben niye geldim biliyor musun? Senin bu odanın yeni halini bir arkadaşlara gösterelim diye geldim. Arkadaşlar daha önce siz biliyorsunuz bu odayı ben göstermiştim. Ama şimdi bir kez daha Elif'le gösterelim. Şimdi Elif'in burası oyun odası. Değil mi Elifçik? Elif burada oyun oynuyor. Şimdi hepsini göstereceğiz. Hiç acele etme, hepsini göster. Elif burada oyun oynuyor. Oyuncaklarını buraya koyuyor. Yani küçük oyuncaklarını, sığdırabildiği oyuncaklarını buraya koyuyor. Yani burada şu iki divanı birleştirip yatak da yaptığımız oluyor ama çok nadir Elif burada yatıyor. Genelde bizim odamızda ona biz küçük bir yatak yaptık. Genelde orada yatıyor. Bizim yanımızda yatıyor hala. Değil mi Elifçik? yani burası Elif'in vakit geçirdiği oda. Kendi kendine Elif vakit geçirmeyi çok seviyor. Kendi kendine oyun yapmayı çok seviyor. Hatta şimdi de ben dememiştim ona böyle hazırla diye. Elif kendisi bunu hazırlamış. Bebiş uyutuyor burada. Şimdi evet burada burayı mesela bakın annesiyle Elif beraber hazırladılar. Hatta bunu hatta yaptığımız zaman göstermiştik size. Elif'in burada oyuncakları var. Çok küçükten büyüğe kadar pek fazla oyuncak attığımızı söyleyemeyiz. Sadece bir iki tane oyuncağını arkadaşlarından bazılarına hediye vermişti. O kadar diğer oyuncakları duruyor. Neyini göstereceğiz kızım bunu? Deniz kızları bunlar. Bunlar da mesela Elif'in çok vazgeçemediği oyuncaklarından. Çok eski oyuncakları. Ama hiç vazgeçemiyor. Geçen gün hatta birden bulunca çok mutlu olmuştu. Dur hadi bir odayı bir gösterelim. Tamam onlarla sonra oynarız. Gel. Burada oyuncaklarını gösterelim. Biz bu bilmiyorum daha önceki videoyu gördünüz mü? Çok eski bizim çok eskilerden kalma bizim bir tane şeyimiz var. Dolaplarımız vardı. Elif'in odasında onlar vardı. Bunları Elif'e yeni yaptık. Yani şunları gördüğünüz bu rafları. Şurada da var bakın bir tane daha raf. Bu rafları Elif'in odasına yeni yaptık. Oyuncakları çünkü yazık oluyordu. Çok kötü oluyordu. Bir tane de bakın burada var. Bu rafları çok ucuza aldık. Yani şu küçük olan 50 liraya aldık şu rafı. Şu rafı 60 liraya aldık. Bundan bir tane daha aldık hatta 60 liraya. Evet burada Elif'in kitapları var. Bu rafın üzerinde. Elif'in kitapları var ama senin daha fazla kitabın var aslında. Nerede gerisi kitaplarının? Çok daha kitabı var Elif'in. Elif kitap okumayı seviyor. Hatta kendisi okuyamıyor tabii ki daha da. Okuyormuş gibi yapmayı seviyor değil mi Elifçik? Evet. Okuyormuş gibi yapmayı seviyor. Kitapları açıyor böyle resimlerine bakıyor. Değil mi? En çok hangi kitabını seviyorsun? Göster bakayım arkadaşlarına. Hadi. Tamam. Şimdi bırak oraya şimdilik. En çok hangi kitabını seviyorsun? Onu al bakayım göster. Bunu mu seviyorsun en çok? Evet, Borusça. Borusça, evet. Borusça kitap. Aç bakayım ne var bu kitabın içinde? Göster. İşte. Adı ne bunun? Nasıl? Elif şimdi aslında sizi kandırıyor. Okumuyor ama derseniz ki Elif'e, Elif size yaklaşık 15-20 dakika boyunca okuyormuş gibi buradan böyle bir şeyler söyleyebilir. Hiç sıkılmıyor onu söylüyor hatta bazen zorla söylüyor. Beni oturtuyor ve onu okuyormuş gibi yapıyor bana. Ama o kitabı değil ki o şarkı. Ben biliyorum o şarkıyı. Sen söylüyorsun arada o şarkıyı. Abiziana biz karmağını onu söyle bakayım. Abiziana çi 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 badalar ati piçi zayı yofku canura iniçana puknura. Çok güzel. Bu da Rusça bir şarkı. Elif'in çok sevdiği şarkılardan birisi. Bunu hep söylüyor. Hadi bu raftan başladık artık. Buradaki oyuncaklarını bak, gösterelim Elif'in. Bak. Tamam. Çok güzel. Ama ben şimdi baksana her şeyi göstermek istiyorum arkadaşlarına. Şu raflarını, senin oyuncaklarını göstermek istiyorum. Burada Elif'in değişik oyuncakları var. Sevdiği. Burada bakın onun kendisini topladığı deniz kabukları var. Beraber topladığımız deniz kabukları var. İki tane flüt var. Flüt çalmayı bilmiyor ama Elif var. Öğrenecek değil mi Elif flüt çalmayı? Aba. Ondan sonra buradaki rafa geçelim. Bakın burada da üstten şu peluşlar var üstte. İki tane sevdiği. Bu Elif'in ilk oyuncaklarından bir tanesi. Bunu çok seviyor. Ben de bunu seviyorum. Müzikli bir oyuncak. Açtığınız zaman size şarkı söylüyor. Dur. Melodisi çok güzel.
Her sayfada farklı bir melodi söylüyor. Çok güzel bir oyuncaktı. Ben onu seviyorum. Bu oyuncakların hatta birçoğunun şeylerini yapmıştık. Videolarını yapmıştık. Şu prensesli oyuncak. Dora, uyuyan bebek. Pepe'nin evi. Bu Play-Doh'un dişçi seti. Şeyler, poliler. Yani burada sadece oyuncaklar var. Hepsini tek tek göstermeyeyim size. Ah! Aliş'i niye buraya attın? Yan tarafa. Yere koymuş Aliş'i, sen kıyamam sen. Aliş'i niye buraya koyuyorsun? Anam da. Anam da Aliş'i niye oraya koydun yere? Ondan sonra arkadaşlar burada da diğer rafımız var. Burada da yine yukarıda peluşlar var. Aslında mesela bu peluşlarla Elif çok fazla oynamıyor. Sadece şu şeyi çok seviyor. Çupuraşka'yı çok seviyor değil mi Elif? Evet. Bir de bunun bir tanesi de benim var. İki tane var Çupuraşka. Birisi benim, birisi Elif'in. Şu... Hayır. Hangisi benim? Hayır. Senin yok. Nasıl yok? Bir tanesini vermiştin bana Elif. Sen oyun bozanlık yapıyorsun ama şimdi birini vermiştin bana. Şimdi geri istiyorsun. Ondan sonra burada bir de şeyi seviyor. Koca ayıyı seviyor. Bakın orada koca ayı var. Koca ayıyı seviyor. Maşa nerede? Maşa. Maşa. Neredesin? Maşa neredesin? Maşa ile koca ayı Elif çok seviyor. Hatta 2 yıl önce sadece diyebilirim ki size sadece onları izliyordu. Maşa ile koca ayı izliyordu. Şimdi biraz daha az izliyor. Onlarla çok oynuyor diyebilirim. Bir de Aliş de tabii çok oynuyor bugünlerde. Dur, koca ayı mı istiyorsun? Al bakayım koca ayı sana. Koca ayı. Koca ayı. Ondan sonra burada bir tiyatro oyunumuz var. Yine burada peluşlar var. Birçok değişik değişik peluşlar. Altta bebekler var. Barbie. Bu kim Elif? Kim? Bu Anna değil mi? Bu Anna. Ve diğer bebekler var. Anna aşağıda. Doktor Barbie var orada. Deniz kızı var. Bu geçenlerde benim aldığım prenses var. Şu küçük bebişler var. Ben bu bebişleri çok seviyorum. Hatta bunlara isimler vermiştik bir sürü. Barbie'nin köpekleri var orada. Bir de altta çok fazla oynamadığı şeyleri de alta koyduk. Altta da bazı şeyler var. Bu dolapta böyle. Ha, bakın burada Elif bir de lütfen yapma Elif. Elif bir de geçen hafta arkadaşlar şeye başladı. Resim dersine gitmeye başladı. Çünkü yazın başka yapacak bir şey yok. Ne yapıyor? Burada bak senin Anne Elze de var. Evet. Anne Elze var arkadaşlar burada. Bu camda da şeyler var. Mickey'ler var. Evet. Resim dersine gitmeye başladı. İki defa mı gitti? Üç defa gitti daha. Bunlar da yeni çizdiği resimler Elif'in. Kendisinin çizdiği resimler. Gel bir de dolabını göster. Ha bunlar biliyorsunuz bunları biliyorsunuz. Bizim en çok oynamayı sevdiğimiz oyuncaklar. Havuza sürekli götürdüğümüz oyuncaklar. 3 tane. Bunları yani evde şimdi birazdan göstereceğim size şişme oyuncakların yerlerini. Yerimiz yok artık koyacak. Ama bunlar burada güzel duruyor bu dolabın üstünde. İyi duruyor. Onları da onun için buraya koyuyoruz. Şimdi bu dolapları da göstereyim size. Bakın şöyle. Elif'in odasında beyaz. Daha çok Elif'in odası daha çok beyaz ve pembe. Elif en çok pembeyi çok seviyor. Oradan mı başlayalım? Oo burada elbiseler var. Bakın bu tarafta, bu tarafta. Bu tarafta. Aa bu taraf senin değil. Bu tarafta da Elif'in anneannesi, dedesi geliyorlar. Onlar geldiği zaman onlar Elif'in odasında onlar yatıyorlar. Burada da onların eşyaları var. Elif bu tarafı kullanmıyor. Şu alt tarafta da onların eşyaları var. He? Göstereceğim şimdi. Hepsini göstereceğim. Oo bak şimdi önce dur burayı göstereyim. Elbiselerini. Elif'in elbiseleri arkadaşlar burada. Elif'in kostümleri var. Elbiseleri. Bakın Elif bu sene kışın bir tekvando hevesi vardı Elif'in. Değil mi Elif? Judo'ya gidiyordu Elif. Bunları giyiyordu. Bir elbisenin üstüne giyelim mi? Gösterelim mi arkadaşlara? Evet. Dur size gösterelim arkadaşlar. Dur. Şöyle düzgün dur da bir göstereyim. Dur. Heh. Arkadaşlar Elif'in tekvando'ya, judo'ya gittiği zamanki hali buydu işte. Bu elbisesini giyiyordu. Dön bakayım arkasında onun bir şey yazıyor mu? Yazmıyormuş. Yazmıyormuş. Elbisesi buydu. Bununla gidiyordu. Yani tabii Elif orada en küçük çocuktu. Diğerleri yaşayıp Elif'ten büyüktü. Onun için bir süre sonra Elif sıkıldı tabii. Daha sonra bıraktık. Devam da etmedik. Değil mi Elifçik? Evet. Bu kışın gideceğiz mi yeniden? Evet. Bakalım. Tamam dur. Hadi çıkaralım devam edelim kaldığımız yerden. Dur tamam gel. Gel buraya. Şimdi burada bakalım başka hangi kostümler. Ha bir defa kostümlerini Elif'in göstermiştik. Bunu giymişti. Bu deniz kızı kostümü. Deniz kızı. Aslında Elif var ya bunun altına bir şeyin olsa
Senin palet gibi bir şeyin olsa tam deniz kızı gibi havuzun kenarında yatarsın, çok güzel olur. Almak lazım sana. Tamam. Bu bir. Ondan sonra başka ne var? Aa, bu şu Elif bu sene dans kursuna gitmişti. Dans kursuna gittiği zaman şu yeşil kurbağa dansı yapıyorlardı. Yeşil kostümü giymişti. Nasıldı şarkınız Elif? Vak vak vak. Doğuştuk paşo. Ne diyordunuz? Öyle miydi o? Ondan sonra şu balerin kostümünü ben çok seviyorum Elif'in. Şu balerin kostümü üstü de bu. Balerin kostümünün üstü de bu. Ben bunu çok seviyorum. Ondan sonra başka? Aa evet, bir de Uğur böceği kostümü. Elif de bunu çok seviyor değil mi Elif? Uğur böceği kostümü de bu. Tut bakayım şöyle. Üzerinde tut bakayım. Dön bana dön. Çok şey. Elifçik bir durur musun ama? Hiç gösteremiyorum ki. Tamam, çok güzel. Bunun bir de şeyi var tabii. Arkasında şöyle kanatları da var. Ver onu koyalım yerine. Sonra burada kırmızı başlıklı kız kostümü var Elif'in. Şu kırmızı başlığı var, eteği bu. Bir de önlüğü var. Şu beyaz olan da önlüğü. Kırmızı başlıklı kız kostümü. Bunlar da dans ederken dans ediyor Elif. Dans ederken bunları takıyor. Tak bakayım bunu beline. Göster bakayım, göster. Şöyle yapacaksın bak, böyle böyle. De. Tamam, çok güzel. Çıngır şıngır. Sonra bu Elif'in eski elbiselerinden birisi. Ama benim sevdiğim bir elbise. Ha, bunu Elif giymiyorsun pek. Bak şu bu da var. Şu önü çok güzel. Aslında güzel bir şey bu da Elif. Bunu giymiyorsun fazla. Bu elbisesi var. Ha, bu da benim Elif'in çok sevdiğim elbiselerinden birisi. Elsi ve Kiki'den almıştık bunu ama çok çabuk gitti, şu üzerinde tüflenmeler oldu. Tüflenme mi deniyor buna? Ne deniyorsa işte. Ama güzel şıktı böyle bir elbiseydi. Ha, bunu da Elif çok seviyor. Ben aslında bunu çok fazla, şimdi doğrusu beğenmiyorum. Değil mi? Sen bunu çok seviyorsun. Şu beyaz elbiseyi de çok giyiyor. Bu elbise hazır değil. Kim yapmıştı bunu? Nereden? Hatırlamıyorum. Ama yok, bu değildi herhalde ya. Bu hazır olan. Bu hazır elbise. Elif bu kirlenmiş ya. Böyle bırakmışsınız bunu buraya. Bu da böyle şık bir elbise. Ah, bu da Elif'in tap elbisesi. Elif'in en çok sevdiği elbise bu. Doğru mu Elif? En çok sevdiği, evet, en çok sevdiği elbise bu. At bakayım onu, nasıl açıyor bak ağzını. Oh. Arkadaşlar, birçok kişi yorum yazdı. Yorumlarda okuduk bunu. Atınca böyle ağzı açılıyor. Elif onunla da oynuyor. Ondan sonra he, dans ederken Elif'in giydiği bunlar ne Elif, bunların adı? Ne? Çaşki. Çeski. Babet herhalde değil mi Türkçe? Babet. Şu Elif'in aslında çok küçük bir elbisesi. Çok küçükken aldığımız bir elbisesi ama hala giyiyor ve ben de çok seviyorum onu. Şu da gene Elsi ve Kik'ten aldığımız böyle cıvıl cıvıl bir elbise. Çok şık duruyor bu da Elif'te. Şimdi bir de yandığı için şu beyazlığı açık pembeli çok güzel oluyor. Bu da çok eski bir elbise ama bunu da çok uzun zamanlardan beri giyiyor Elif. Ve ben bunu da çok ucuza almıştık. 5 liraya mı ne almıştık bunu? Böyle Elif'in elbiseleri orada. Ondan sonra burada tişörtler var, uzun kollular, kısa kollular. Burada altlar var, değil mi Elif? Taytlar, kotlar falan filan. Burada kışlıklar var. Uzun şeyler, kışlıklar. Şurada altta şortlar var. Ha, iki tane eteği var böyle. Bir yeşil, birisi kot. Tişörtler. Burada gene şortları koymuş annesi. Ha, burada da bizim en önemli bölüm, değil mi Elif? En önemli bölüm senin için. Çünkü Elif çok sevdiği için yüzmeyi, deniz, havuz, sürekli mayolar. Mayoları da burada Elif'in. Burada neler var bakayım? Burada çoraplar rafı. Ondan sonra şu altta, bu altta da kışlıklar var galiba. Yani gene tişörtler, bornoz ve pijama tarzı şeyleri var. Bunlar Elif'in dolapları. Başka bir şey yok değil mi dolaplarda Elif? Kandırmıyorsun değil mi bizi? Ha? Şu altta. Aa bak, burada da kiler desenilmiş. Burada da Elif'in tokaları. Tokaları. Elif'in tokaları da önemli çünkü uzun saç olduğu için Elif havuza girerken falan da sürekli toka takıyoruz ona. Dağılıyor çünkü saçları. Sonra kullanamıyor. Onun için çok fazla tokası var. Kullanıyor. Seviyor tokaları takmayı da. Sürekli kendisi bir de seçiyor. Oo, ne kadar güzelmiş senin saatin.
Barbie var. Ha, bir tane daha var saat. Hangisi daha güzel? Bence bu daha güzel. Barbie. Evet. Öbürü ağır bir saat değil. Bu senin için değil ki bu aslında. Annen için gibi bu. Nereden buldun sen bunu? Annenden mi aldın yoksa? Böyle Elif'in tokaları burada. Yan tarafta da taşları var. Bakın burada da değişik taşlar. Tabii ki Elze'den iki tane taş var. Elze taşlarından. Şu pembe. Çok eski bir taş değil, bu yeni. Ben bu beyazı çok seviyorum, biliyorsunuz. Ben bunu. Ha, bir de şunu da ben seviyorum. Bu da yeni. Bu da eski değil. Bunu da seviyorum. Aa, burada da bakın taşların devamları. Şu pembe gene. Şunu Elif önceden çok seviyordu. Artık o kadar çok takmıyor. Taşlı olan tacını. Ha, şu da Elif de çok şık duruyor. Şu. Çok şık duruyor. Bence yakışıyor. Şu güllü olan taç. Bir de ponimiz var tabii. Ya bakmayın, bu oyuncak gibi ama bunu da takınca bunu da şık duruyor yani, işin pony, doğrusu. Pony. Evet, pony pony. Kapatalım. Altta bir şey var mı? Yok. Burada da dedesinin anneannesinin kışlıkları var. Burası da böyle arkadaşlar. İşin doğrusu bu kadar. Yani Elif'in odasındaki şeyler bu kadar. Aa, size şişmeleri de göstereyim bakın. Bir kısmını onların nereye koyduk? Balkona mı koyduk? Bir kısmı balkonda. Gel. Mesela bakın bu kaydırağımızı buraya koyduk. Kaydırak orada ama şimdi kayamazsın gene, çünkü altında uzun değil, şort var. Yavaş 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 yavaş. Kaydırağımız orada. Burada çiçeklerimiz kurudu artık. Yine 3-4 tanesi var. Kurumak üzere. Yani artık su bile vermiyoruz. Aslında versek belki, bak Elif, bu 3 tanesi kurtulacak gibi, bu 3 tanesi. Evet, bunlar da işte bizim havuz deniz keyfimizin parçaları. Giderken buradan alıyoruz bunları. Şu oyunumuzu hatırlıyorsunuz. Basket ve halka atmaca oyunumuz. Ondan sonra evet, asıl yığınımız burada bakın arkadaşlar. Buradan alıyoruz. Şurada üstten başlayayım size, bakın göstereyim. Şurada kalemiz var. Onun üzerinde şey var. Voleybolumuz var. Oynadığımız. Orada patlamış timsahımızla deniz yatağımız var. Onları tamir edeceğim. Attırmıyorum, onları saklıyorum. Şu arkaya prenses kalemiz var arkada. Alıyoruz onu. Gideceğimiz zaman, oynayacağımız zaman. Şurada yeni havuzumuz var. Onu da böyle emanet gibi koyduk buraya. Ama sağlam yani. Burada hiçbir şey olmaz. İyi duruyor. Şu anda güvenceye aldım ben onu. Bu Hello Kitty jet ski'miz burada. Alıyoruz onu da gideceğimiz zaman. Elif, bunun ne olduğunu sorabilir miyim? Heh, bakar mısınız? Jelibon mu bu bence? Evet. Jelibon'a benziyor. Evet. Senin dinozorun üzerinde. Aferin. Bunların ne işi var burada? Alır mısın bunları? Al onları lütfen. Sonra hafamız da burada, beneklimiz. Yani bizim balkonun durumu budur. Elif'in oyuncaklarıyla balkon kaplı. Gel, daha devam var. Öbür havuzun da yerini göstereyim size. O çok komik bir yerde duruyor. Aç bakayım kapıyı. Aç 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 aç. Öbür tarafa çevireceğim. Evet, bakın burada Elif'in çantaları. Bunları size daha önce göstermiştim hepsini tek tek. Elif'in çantaları burada. Ve şuradan baktığınız zaman da bizim havuzun durduğu yer. Diğer o ilk havuzumuzun durduğu yer. İçinde diğer havuz, fazla yer kaplamasın diye onları iç içe koydum. Ve onun üstünde de bizim Yunus. Yunus mu? Balina mı bu Elif? Yunus mu? Bunları böyle buraya koyduk. Bizi engellemiyor işin doğrusu. Ve başka da koyacak yerimiz yok. Sürekli indir, şişir indir, şişir indir zor. Onun için buraya koyduk bunları. Bence şık oldu. Yan tarafında da deniz yatağımız duruyor. Değil mi Elifçik? Evet. Elif'in oyuncakları böyle. Ha, Elif'in en çok kullandığı şey. Maşa koca ayı masası ve sandalyesi. Evet. Bu oyuncağı ben çok sevdim, biliyor musun? Ağzını açınca o şey oluyor. Dişleri görünce korkunç oluyor. Burada Elif'in arabaları var. Çocuk arabaları. Elif, bunun altı nerede? Aliş'in elbisesinin altı. Gerçi bu kışlık bunu giydirme ama. Nerede bunun altı? Bilmiyorsun değil mi? Kaybettin gene. Tamam. Yaptık. Senin odanı gösterdik arkadaşlara. Hadi şimdi arkadaşlara bay bay yapalım mı? Bay bay. Arkadaşlar bay bay. Biz inşallah 2-3 gün içinde bir şey videosu, merhaba videosu yapmayı düşünüyoruz. İsimlerinizi hepsini söyleyeceğiz. Ondan sonra önümüzdeki hafta da bizim ufaklık için, Alina'nın yavrusu için isim videosu yapacağız değil mi? Ben isimlerinizi görüyorum, hepsini yazıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Biz yorumların hepsini okuyoruz. Yani cevap veremesek de, vermeye yetişemesek de okuyoruz onları. Önümüzdeki hafta inşallah o videoları da yapacağız.
Kendinize iyi bakın. Bye bye. Görüşmek üzere. Bizden kocaman 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 sevgiler. Bay bay.